Evet arkadaşım, bu elektrikli bisiklet tekeri yani 250 wattlık normal bir teker alternatör haline dönüştürülmüş olup bunu diğer bir çamaşır makinesi motoruyla döndürüyorum ve bunun çıkışı 3 faz alternatif akımı çıkıp burada köprü diyota bağlıyorum. 3 faz girişli köprü diyot. Bu 50 amperliktir. Şurada gördüğünüz gibi 50 amperliktir. Ve bunun çıkışında şöyle benim bir test tablam var. Bunlar da her biri 50'şer wattlıktır. 50'şer wattlık halojen ampuldür. Şöyle 220 volt, şey pardon 12 volt, 50 watt. Tabi telefonun çözünürlüğünden okuyamıyorsunuz. Bunlar 50'şer wattlıktır. 12 volt, 50 watt. Yani dolayısıyla 50, 100, 200 watt. Yani 12, 24, 48 bunlar hepsi seri bağladım. 48 volt olarak çalışmakta. 48 volt. Şu anda 200 watt. Şimdi ben bunu çevireceğim. Ampulleri yakacağım ve kaç devirde ve tabii akü şarj için mutlaka 55 voltu bulması lazım veya geçmesi lazım. Şimdi avometreden de o 55 voltu şimdi devir ayarlı bakın buradan döndürüyorum. Döndürmeye başladım. Şu anda bakın lambalar kızarmaya başladı. Şu ışığı kapatıyorum. Bakın. Şu anda 17 volt. Ben fazlalaştıracağım. Bunu 55'e getireceğim. Yani 55 volt. Evet, 56 volt. Şu anda aküyü şarj edebilir. Çok parlak yanıyor ampuller. Tabii bu kaç devirde dönüyor şu anda? Onu lazer takometremizle okuyalım. Okuyamadık. Tekrar 504 devir. 505, 506 devirde. 56,9. Yani 57 volt. Şu anda 48 voltluk bir sistemi 506 devirde rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Evet. 505, 506 devirde voltajı da görüyorsunuz. Evet. Bu test başarıyla sonuçlanmıştır. Teşekkür ederim.